Tadrart Güney Güneybatı Libya'da bulunan Sahra Çölü'ne gizlenmiş bir dağ dizisi formudur. 10 bin yıl önce bu bölge insanları ve vahşi hayvanları barındıran çok verimli ve zengin bir bitki örtüsüyle kaplıymış. Buradaki kayalara kazınmış resimler ise bu döneme ait çok büyük ipuçları içeriyor. Örneğin burada bir gergedan ait bir resim görüyorsunuz. Gergedanlar genellikle otlaklarda yaşar ve suda yıkanmayı çok severler. Bu da yine suda yaşayan başka bir hayvan olan timsah. Bu resimlere bakınca burada bir zamanlar nehir ve göllerin olduğunu düşünüyoruz. Bu ise ya dağlarda yaşayan bir kedi türü. Ya da hayal ürünü bir hayvan. Aralarına dört tane kuş resmi çizilmiş. Bu resimdeki insanların üzerinde kıyafetler var. Başlarını da bir çeşit örtüyle örtmüşler. Bu insanların beş bin yıl önce yaşadığına inanıyoruz. Dört bin yıl önce ait resimlere baktığımızda ise av sahneleri kendilerini göstermeye başlıyor. Büyük boynuzlara sahip beyaz koyunlar köpek ve insanlar tarafından avlanıyor. Buradaki iki inek resmi ise insanların verimli otakları kullanarak büyük baş hayvan yetiştirmeye başladığını gösteriyor. 2000 yıl önceye geldiğimizde yani bölge hızla çölleşmeye başladığında resimlerin de hızla değişmeye başladığını görüyoruz. Bu dönemde kuru iklimlere dayanıklı hayvanlar olan atların resimleri karşımıza çıkıyor. Atların Akdeniz kıyısında yaşayan insanlar tarafından buraya getirildiklerine inanıyoruz. Bu döneme ait başka bir özellik ise kayalara harfler çizilmeye başlanmış olmasıdır. Bölge iyice kuraklaştığında ise bu sefer de karşımıza develer çıkıyor. Develerden sonra insanlar yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başlıyor ve milattan sonra 100. yıla geldiğimizde artık herhangi bir resmede rastlamıyoruz. Burada yaşayan eski insanların resimleri, bir zamanlar inanılmaz derecede zengin olan bu otlakların zaman içerisinde nasıl verimsiz ve kısır çöllere dönüştüğünün hikayesini çok güzel bir biçimde anlatıyor.